Haydar. Bak aşkım, bu hafta sonu pikniğe gideceğiz. Sakın plan yapma. Piknik mi? O nereden çıktı? Canımız kaç zamandır mangal çekiyor. Hem de kız kardeşimin doğum günü. Canım, hafta sonu yağmur bekleniyor. Yağmaz, yağmaz. Ya sen meteorolojiden iyi mi bileceksin yağıp yağmayacağını? Peki meteoroloji Allah'tan iyi mi bilecek? Baksana gökyüzün apaçık. Tövbe estağfurullah. Ya peki pikniğe neyle gideceğiz? Yürüyerek mi? Ben onu hallettim. Yine eniştemin doblosunla gideceğiz. Ben gelmem babaya. Arabanın arkasına şaptım kayıyor. Hayır oğlum. Evde kalıp bilgisayar oynayacağına dışarı çık da biraz sosyalleş, insanlarla tanış. Baba, ben zaten bilgisayarda sosyalleşiyorum insanlarla. Hayır oğlum, bizimle geleceksin. Hem teyzene doğum günü sürprizi yapacağız. Şimdi bir de bu mu çıktı? Ya pikniğe mi gidiyoruz, doğum gününe mi gidiyoruz? İnsan ormanda pasta mı üfler? Ne olurmuş üflese? Ya ağaçlardan polen dökülüyor, polen. O polenleri hep bizim midemize göndereceksin ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tabii canım, bir şey olmaz. Nasıl olsa parayı kazanan getiren var. Senin de evini temizleyip paklayan var bak. Baba ben gelmem ya. Hem polene de alerjim var. Oğlum sen daha neye itiraz ediyorsun? Biz sana ne dedik? Geleceksin. Hiçbir anıda, hatırada fotoğrafın yok da. Yarın öbür gün adın çıkacak bu evlatlık diye be. Baba ben memnunum bu hayatımdan ya. Belki ben bu dönemi hatırlamak istemeyeceğim. Memnunmuş. Bu ne lahana ne perri sürüsü be. Biz değiliz oğlum. Baba ne demek istedin şu an? Karıştırma lan. Sana ne? Kalk karnın doyduğu senden de bizi yalnız bırak. Gideyim bari de bilgisayarımı oynayayım. Poyraz, o çayını da al bakayım. He, unutmuşum baba ya. Bu oğlan kime çekmiş ya? Dayısına, kim olacak? Kız nerede, niye kahvaltıya gelmedi? O sabah erkenden kalkmış, yarım ekmek tost yapmış yemiş. Vay anam vay. Bu kız bu gidişle obez olacak, obez! Ha, bir de senin o yöresel ürünlerden aldığın Kayseri sucuğu var ya, onun yarısını yok etmiş. Yuh be, onunla kaç kişi doyardı? Bak, yarısıyla biz 3 kişi doyduk. Senin kızın anlar mı? Anca kendi boğazı. Dur sen şimdi dur. Peki, babacığım buraya gelir misin? Buyur baba, geldim. Ne yapıyorsun kızım, şimdi hamur işine mi giriştin? Yetmedi mi yarım ekmek sucuklu tost? Ne ekmeği, ne tostu baba ya? Ben spor yapıyorum, bak. Allah Allah, oklavayla spor ne alakaysa. Ne yapayım baba, fiziğime dikkat ediyorum. Yazdırmıyorsun fitness'a. Kızım, fitness ücretlerini gördün işte. 1250 lira nasıl vereyim ben o salona? Boğazını tutsan zaten zayıflarsın kızım. Ağzın bar yesin karıcığım. Doğru diyor anne. Ne doğru diyor baba? Aç mı kalayım? Açlıkla kim iflah olmuş? İflah olmamış da kızım. Bir insan oturuşta yarım ekmek sucuğu bitirir mi? Vay be anne. Ben senin için o kadar emek vereyim. O kadar iş güç yapayım. Sen bir yarım ekmek sucuğu bana çok gör. Yemem anne. Bir daha yemem. Kızım, ben senin iyiliğin için diyorum. Spor yapıyorsun, 100 gram veriyorsun, arkasından yarım kilo sucuk yiyorsun. Kilo alıyorsun, kilo. Abart anne, abart. 2 kilo yedim. Sen bilirsin kızım, Allah vere 100 kilo. Niye öyle diyorsun ya, tövbe de. Baba anneye bir şey der misin? Tamam kızım, tamam. Yaprak, bir şey. Ya baba git Allah'ını seversen ya, dal geçecek başka birini bul. Ne oldu şimdi aşkım? Niye kızı çağırdın? Niye çağırmıştım ki ben? Sucuk için kızacaktın ya. Ya canım yesinler. Onların boğazından mı kısacağım ben? Ya neden kısacaksın? Mesela senin kardeşine yapacağımız doğum gününden başlayabiliriz. Oradan kısalım bence. Ha? Oğlum anca işin gücün o bilgisayarın başında oyun oynama. Ulan hiç mi canın sıkılmıyor senin ya? Baba insan oynarken sıkılır mı sence ya? He, peki biz bu bilgisayarı sana sürekli oyun oynayasın diye mi aldık? Yani baba, bilgisayar oyun bilgisayarı. He, demek öyle. Keşke bilseydim sana yazılım bilgisayarı alırdım. Baba ben yazılımcı mıyım? Yok canım yok. Sen işe yaramaz herifin tekisin. Ayıp olur ama babacığım. Ne ayıbı lan? Kalkıyorsun oyun, yatıyorsun oyun, yemek yiyorsun oyun. Bilgisayar bitiyor, telefonu alıyorsun önüne oyun. 7-24 oyun oynuyorsun sen ya. Ne yapmamı istiyorsun peki baba? Kalk o bilgisayarın başından biraz dışarı çık. Tanış insanlarla. Sosyalleş okul dışında. Baba dışarıdaki işsiz sapsızlarla arkadaş olayım. Beni kötü yola götürsünler mi? İster misin? Laflara bak. Sanki başka bir alternatif yok adam olmak gibi. Tamam baba ya. Geçen de böyle yaptın. Oyunun helal aldım. Bırak da oynayayım. Sen oyunu oyna. Ben seninle sonra oynayacağım ama. Ne oynayacağım baba? Tövbe estağfurullah ya. Adam benimle dalga mı geçiyor? Adam mı seçiyor anlamış değilim ya. Yok yok. Bu çocuk akıl tutulması yaşıyor kesin. Açın bakayım sağa, abiniz geldi. Kaan sen sağ tarafa geç. Helal.
Anne benimle sakın konuşma. Niye kızım? Büyüdüğünde burnun mu uzadı? Ne alakası var ya? Biz için lafını yapıyorsun babamın yanında. Kızım ne yapayım? Baban yarın öbür gün sorarsa en azından bilsin. Bilse ne olacak sanki anne? Anca kızıp bağırıp çağırıyor. Senin iyiliğin için kızıyor anneciğim. Yarın öbür gün yarım dünya olacaksın. Bir şey olmaz anne, bir şey olmaz. Ben spor yapıyorum, kendime dikkat ediyorum. Spor yapacağına temizlik yapsan senin için daha faydalı olur. Anne temizlik yapınca her yanım ağrıyor benim ya. Sen inanmıyorsun. Hadi anneciğim sus. Kalk başlıyoruz. Ya anne yarın pikniğe gideceğiz. Bırak dinlenelim. Temiz hava çarpıyor bizi sonra. Kızım piknik işi hava yağmur olursa yatabilir. Teyzenler de bize gelirse ev dağınık olmasın. Of anne ya. Bu işin gücün içinde bir de sürpriz doğum günümü çıkarttın. Teyzen de bize yapıyor anneciğim. Nankör olma. Kalk kalk havası kılıklı kalk. Ben sana yapacağımı biliyorum anne. Kızım kalk çamaşır toplasana. Neyi bekliyorsun sen? Aman 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 parma. Kız sen beni tutacağını atsana gelip perdeyi. Aman 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 omuzlarım ağrıyor. Buradan bir ineyim senin omuzlarını nasıl kıracağım bir dur sen. Kızım bak sen çok fazla oluyorsun ha. Kalkıp süpürgeye çeksene. Aman 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 bacaklarım ağrıyor. Sen dur. Biz piknikten bu olaya nasıl geldik? Canım, kardeşime sürpriz doğum günü yapıyoruz. Hediye almayalım mı? Hediye mi? Hediyeler mi? Bir de üstüne yemek çıkardın bana. Canım, o kadar gezdik acıktık yani. Baba ne var? Biz sadece bir yemek. Kızım, daha sabah seninle kahvaltıda ne konuştuk? Biz yarım dünya olacağım diyoruz, hala yemek pişirilsin. Bak baba, bari burada yapma, vallahi yemem. Ha, öyle bir iyilik yapar mısın kızım? Tamam Aydar, kızın üstüne fazla gitme, moralini bozma. Tamam canım tamam ama bakıyorum gökyüzü yarın yağmur yağacak gibi gidemeyeceğiz galiba pikniğe. Biz gidemezsek maalesef onlar gelecek, kurtuluş yok. Ne vardı taksi çağırsaydın ya? Kızım zaten yemeğe bir ton para verdik şimdi bir de taksi işi mi çıkartacağım bizi? Yürüyün işte ne güzel spor yapıyoruz. Hadi anneciğim yürü yürü boşuna aldın mı? Bak bak nasıl da çocuğum bana karşı dolduruyor. Kızım sen bakma anneye yürü hadi spor yapın. Baba, siz yemek yemişsiniz. Ne? Allah Allah, bunu nereden çıkardın babacığım? Baba öksür atmış. Sen şu ekmek arası köfteyi diyorsun. Hamburger baba. Hem ben hamburgeri çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Sesini yükseltme lan. Yoktun, gelseydin sen de yerdin. Sen anca bilgisayarda oyun oynuyorsun. Baba, ben evde dumanla ilgileniyorum. Kedi aç mı kalsın? İlgileniyormuş. Demiyor oyun oynuyorum da bir de yalanda. Baba ben açım. Bana yemek söyle. Oğlum ne yemek söyleyeceğim ya? Evde ekmek var. Git ekmek arası sucuk yap ye. Sucuk kokuyor baba. Yemiyorum. Koksun oğlum ne yapacaksın? Randevun mu var? Birini mi öpeceksin? Baba alacağım olsun. Yarın hava güneş olur da inşallah pikniğe gideriz. Tövbe estağfurullah. Gideceğim Poyraz gideceğim o pikniğe. Ama seni de o bagajda götüreceğim. Sallana sallana. Bak görürsün sen. Baba bu ne ya? İnsanlık dışı yaptın bizi. Dün yaptıklarını hatırlayınca alışırsın oğlum. Hadi. Ya biraz erken oldu bugün. Sizce de öyle değil mi? Ya enişte ne erkeni? Saat kaç oldu? Evde kahvaltı derdimiz olmasın diye gidelim orada yapalım kahvaltıyı dedim. Ne var? Ya canım daha kargalar bokunu yemedi. Haydar ne uzatıyorsun? Gideceğimiz yolda çok uzak. Çocuklar da acıkır hem. Neyse daha uzatma. Bacanağım hadi yap şu girişini. Evet arkadaşlar Tıknaroğlu Turizm'e hoş geldiniz. Hedefimiz kaynaklar. Bak bir türlü öğretemedim sana. Şöyle diyeceksin. Evet Türkmenoğlu Turizm'in saygıdeğer yolcuları. Yolculuğumuz başlamıştır. Hedefimiz kaynaklar. Hadi kazasız belasız inşallah. Amin. Yaprak Öykü birer tane, Altay iki tane, Enes, Eren, Hacer, Poyraz ben, en az 10 tane gözleme, ayran çay, vay anam vay. Neyse olan oldu artık. Afiyet olsun canlar, afiyet olsun. Afiyet olsun. Enişte sana çay getirdim. Sağ ol, bir
sen düşündün beni, o da yanlış düşündün. Ben şeker kullanmıyorum canım, al kaşığı. Unutmuşum enişte, ne var sanki sende? Takılıyorum canım, takılıyorum. Ha, 55 yaşın da kutlu olsun bu arada. Ne 55'i enişte, ben daha 25'im ya. Ya küçül de cebime gir. Tamam ben atıyorum da sen daha çok atıyorsun. Hadi yürü hadi. Bizim bu dağın başında ne işimiz var ya? Ne baba isteyince mecbur geliyoruz. Şimdi var ya evde ne güzel Zula oynardım ya. Çok seviyorum artık onu. Zula mı? Hani sen Valorant oynuyordun? Hesap banlandı ya. Nasıl banlattın hesabı? Ya ne olacak? Birisi e-postayı değiştirdi. Girmeye çalıştı giremedi. 1 milyar 400 TL zararım var işte. Haydar amca biliyor mu peki? Oğlum bilse ağzıma tükür. Sen de sakın bir şey söyleyeyim deme ha. Yok ne işim olur? Yazık olmuş. Yapacak bir şey yok. Hadi yakalanmaç oynayalım. Ne yakalanmış lan? Yürü git sen de. Haydar amcaya söyleyeceğim seni. Kötü davranmışsın. Selamımı da söyle. Sen buna nasıl uğraşıyorsun ya? Sorma vallahi benim de evde başım yetmiyor. Anne köyde de böyle çeşme var mıydı? Vardı tabii kızım. Bizim köyde de böyle bir çeşme vardı. Biz güğümlerle su taşırdık. Ha iyi ki ben köyde yaşamıyormuşum anne. Kızım köyümüz gayet güzel. Neyini beğenmiyorsa köy? Amcası o köylüze bir şey demedi. Su taşıma işin içine girince o yüzden kırın kırın yaptı. İyi bakalım ablacığım kolay gelsin. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Canım Hacer'e pasta almamız lazım. Ya niye kocası almamış mı? Arkadaş kocası mocası almamış. Benim bacım ben alacağım. Peki biz nereden bulacağız bu dağın başında pastayı? Buluruz buluruz. Sanki her yerde pastane var. Bak canım öyle her yerden pasta alınmaz. Bağırsaklarımız biz bozulur, cırcır oluruz. Sonra yandım Allah diye dolanırsın. Bahane üretmekten başka bir şey bilmiyorsun. Ya ne yapayım? Her dediğini kayıtsız şuursuz kabul mü edeyim yani? Et canım ne varmış? Yavrum sen benim ipimi aldın mı? Ne ipi? Tasmamın ipini. Tövbe estağfurullah. Ne tasmasından bahsediyorsun? O zaman sen de fino köpek gibi davranmamı bekleme. Allah Allah. Ben sonra atacağım kendimi vallahi. Hadi Aylar'cığım hadi. Yürü gidip pasta bulalım. Geliyorum canım geliyorum. Yoruldunuz mu gençler? Ne yorulmaz sen işte ya. Öldük öldük. Öldün dedin de. Size parayla satın alamayacağınız bir bilgiler vereceğim ki. Baba Allah rızası için annemin yanına gidelim. Çok yoruldum ben ya. Sus dayısı kılıklı. Ben burada ne diyorum sen ne diyorsun ya? Anlat baba anlat. Ben seni dinliyorum. Aferin oğlum aferin. Doğada bir gün aç kalırsanız eğer hayatınızı kurtarabilecek bitkiler var burada. Neymiş işte onlar? Ne mi o? Bak burada bize sunulmuş meğen kökü var. Meğen kökü mü? Evet oğlum, bu meğen kökünü yiyen insan 3 gün aç kalmaz. Ya işte, bu meğen kökü zehirliymiş. Sen bizi öldürecek misin? Yürü Allah aşkına, hadi annemlerin yanına gidelim ya. Hadi ya, yürüyün. Kafamıza güneş geçecek. Hacer de senin burcun neydi? Doğum günüm 12 Mayıs olduğuna göre Öykü, burcum da boğa. Peki bu boğa burcunun özellikleri ne teyze? Valla kinci olur, inatçıdır. Duygusaldır. Hangi birini anlatayım sana? Peki eniştenle anlaşabiliyor musun bu teyze? Ay ne anlaşıyoruz ne anlaşıyoruz. Böyle var ya çifte kumrular gibiyiz. Peki sana doğum günde ne yaptı? Hem de anneler gününde. Hiçbir şey kızım. Saat kaç oldu bak. Ne yaptı? Görüyorsun. Allah Allah enişteme bak ya. Senin enişten anca onun bunun evine boru döşesin. Başka bir şey bilmez. Hiç romantik değil yani. He? Ne romantikliği kızım? Eniştenle odunu aynı kefede tartabilirsin. He, o kadar diyorsun yani. Benim babam melek o zaman. Senin babam bir melekti yavrum. Bir kanatları eksik. Poyraz hadi kalk temize sağlam ya. Ya oğlum uyuyor musun git ya. Haydar amcaya söyleyeceğim seni. Bir de çay söyle. Ya Haydar amca Poyraz hamakta değil mi? Ben de binmek istiyorum. Ne kadardır yatıyor hamakta? 15 dakika oldu ya hala inmedi. Sen rahat ol yeğen. Ben hallederim. Hadi yürü bakalım. Bakayım ben. Poyraz sen niye bindirmiyorsun Enes kardeşini hama? Baba daha dinlenemedim ya. Kalk oğlum kalk. Haksızlık yapıyorsun. Enes de uzanacak. Baba Alp benim ya yarıştık onunla. Ne yarışı lan? Zıplama yarışı ama Poyraz haksızlık yaptı aynen arada. Bak görüyorsun değil mi? Kalk hakem olacağım benim yanımda yarışacaksınız. Baba ben onu yine yenerim ya. Göreceğiz oğlum hadi yürü. Hadi Enes. Bu kayada yaptınız yarışı ha? Tamam lan.
3 yapan kazanır. Haksızlık olmasın. Enes senden başlasın. İlk zıpla bakayım. Dipten. Dipten zıplayalım. Buradan böyle. Geç oğlum, geç. 1-0. Olmadı. Üzerinde durman lazım. Poyraz ilk sen, şimdi sıra sende. 1-0 ilk Poyraz. Enes gel şimdi. Elini değdirdi. Evet. 1-0 devam ediyor. 2-0. Gel Enes. 2-1 oldu. Sayı vereyim mi? Geç. Evet, 3-1 oldu. Poyraz. Hadi bay bay. Poyraz kazandı arkadaşlar. Ne yazık. Görüyor musun Renan'a nasıl kapmış hemen? Yat Eren'im yat. O itler de yine bak suyun başına gitmişler. İnşallah başlarına iş açmazlar. İnsanlara muhtaç olmadan ne yaparsan yap. İnsanları sevmiyorsun. Onlar da beni sevmezler. İhtiyacım da yok. Ben bana yetiyorum da fazla bile geliyorum. Ya canım, ben senin doğum günün için neler hayal etmiştim. Olsun ablacığım, canın sağ olsun. Olur mu öyle şey ablacığım? O pastayı ben sana bugün üfleteceğim. Nasıl istiyorsan ablacığım, benim için önemli değil. Olsun ablacığım, senede bir kere kutlanıyor. Sen pastanı üfle, dileğini tut, her şey gönlünce olsun. Ya abla, bırak bu doğum günü muhabbetlerini. Bunlar gavur işleri, ne gerek var ya? Ya Altay, bırak işine gelmeyince gavur işleri oluyor değil mi? Öğütü geldi, acarcık pasta geldi. Anne vallahi pastanelerde pasta kalmış, ben de marketten bunu aldım. Kızım bu ne? Cheesecake'le doğum günü mü kutlayacağız? Yok anne, yapacak bir şey yok, ne yapalım? Aha bacım, pasta da kalmamış, olana bak sen. Aman abla, olsun, ağzımız tatmansın, ne olacak? Heh, geldi mi 12 kişilik pasta? Ne 12 kişiliğinden bahsediyorsun? Kızın gitti cheesecake almış. Kızım kime yeter o? Ya ben bunu yettiririm de, ama ben hiç böyle hayal etmemiştim ki. Yavrum sen dağın başında nasıl pasta bulabileceğini düşündün, hala anlamıyorum. Ya canı sağlık, Altay alır dedim, o da almamış. Ya bu gavur işi bacanak. Ya benimkine bakarsanız abla, yolda kalırsınız. Neyse tatlım, hep böyle bir arada olalım da pasta bahane. Aynen canım, baldız yaprağın da dediği gibi. Hep bir arada mutlu olalım da gerisi gerçekten bahane. Aynen işte, Allah razı olsun. Baldız çay koydun mu? Koyuyoruz. Bu pastaya mumu nereden alacağız şimdi? Mum yok ki enişte. Mum yoksa o çakmağı çakar, yine sana üfletirim baldız. Helal olsun kocacığım sana, o direkt tutulacak. Aynen. Teyze, ne direkt dileyeceksin? O da bana kalsın canım. Direkt söylenirse gerçekleşmezmiş çünkü. Ben biliyorum bunun ne dileğini. Piknik bizim neyimize ya, böyle oyun oynamak varken. Aynen, orada internet de çekmiyor arkadaş. Aynen ya, götürdüler bizi dağın başına. Neyin neyin olduğu da belli değil. İnternet bile yok. Bizi bir başımıza bıraksalardı ne güzel rank asardık. Aha ah. Evet baldız, ne dilersen dile yaradandan. Evet arkadaşlar, burada bizim aile 24'ün sonuna geldik. Sizden ricam, videomuzu izleyip beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Çünkü beğeniler çok önemli. Yorum ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ben gelmem baba. Arabanın arkasından mahvoluyorum. Baba ben zaten mikserle insanlarla sosyalist. Memnunmuş. Bu ne lahana ne perfect olmadı ya. Ben gelmem baba ya. Arkadaş attım koyuyor arabanın arkasında. Ne tostu baba ya. Ben spor yapıyorum. Yediğim gözüne mi battı anne? Bir daha yemem. Evet arkadaşlar, Türkmenoğlu. Aferin oğlum, aferin. Ormanda kalırsanız aç kalmanız... Aferin oğlum, aferin. Bakın ormanda kalırsanız size... Aferin oğlum, aferin. Ormanda kalırsanız eğer... Aferin oğlum, aferin. Bakın size hayatta kalmak için bazı bitkiler var. Burada. Aferin oğlum, aferin. Ormanda mahsur kalırsanız eğer size yaşamda hayatta kalabilecek bitkileri... Aferin oğlum, aferin. Bakın, ormanda mahsur kalırsanız bir gün size bitkiler var, o bitkilerden size... Evet, evet oğlum.
Bunu yiyen 3 gün geberir.